Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Hazreti Nuh Aleyhisselam konumuzla beraberiz. Hazreti Nuh'un kim olduğunu biliyor musun Tonguç Hanım? Nuh'un gemisi. Aynen, Nuh'un gemisi. Çok bilinen bir şey. Gerçekten de Hazreti Nuh da aslında o yüzden çok dünyada bilinen, sadece İslamiyet'te değil, Hristiyanlar, aynı zamanda Museviler, birçok dinde bunu biliyor. Hazreti Nuh'un nasıl bir yaşantısı olduğunu biliyor. Neden diyeceksin? Çünkü Hazreti Nuh mükemmel bir gemi inşa edip bu mükemmel gemiyle hayvanlardan da çiftler alıp dünyada o dönemde yaşanan bir tufanda sağ salim kalabilmiş bir peygamber. Peki ne olarak hemen hatırlayalım Hazreti Nuh'u? Halk arasında bilinen bir özelliği var. İşte bu tufandan kurtarıldığı için ve yeniden bir yaşamı başlattığı için ikinci Adem olarak biliniyor. Tunç Hanım, Adem peygamberimizi biliyorsun. Adem ilk insan. Aynen. Hazreti Adem aslında ilk insandı. Adem'in eşi Hazreti Havva'ydı. İşte Adem olarak bilinen Ulul Azam peygamberlerden biri aslında Hazreti Nuh. Çünkü onun sayesinde birçok hayvan, birçok canlı kurtarılmış bu gemi sayesinde. Nuh'un gemisi dediğin o Nuh'un gemisi sayesinde. Ve sonrasında da tekrar o dönemde hayat başlamış. Peki mücadelesine baktığımız zaman niçin çalıştı Hazreti Nuh diye baktığın zaman putlara tapan kavmini tevhide davet. Tevhid nedir hocam? Tevhid demek Tonguç Hanım, Arapçada vahid dediğimiz bir şey var. Vahid ne demek biliyor musun? Vahid bir demek Tonguç'um. Vahid, isneyin, selase, hani 1-2-3 diye sayıyoruz ya. 1-2-3-4. Siz Arapça biliyor musunuz hocam? Aynen öyle. Vahid dediğimiz şey de aslında bir demek. Tevhid demek de vahide inanmak, yani birliğe inanmak demek. Neyin birliğine Tonguç Hanım? Allah'ın birliğine. Allah'ın birliğine. Çünkü eski dönemde insanlar sadece bir tane tanrı var demiyordu. Hatta şu anda da Yunan mitlerinde falan filan var ya. Mesela güneş tanrısı, yok bilmem doğa tanrısı, yok deniz tanrısı, yok bir yüzlerce tanrı var. Ama biz Müslümanlık olarak neye inanıyoruz Tonguç Hanım? Tek bir Allah. Tek bir Allah. Yani tevhide inanıyoruz. İşte Hazreti Nuh da kavmine geldiği zaman neydi? Tevhide, yani Allah'ın birliğine inanın. Boş verin başka putları, boş verin başka taptıklarınızı dedi. İşte putlara tapan kavmini tevhide davet etti sürekli. Onlar neydi Tonguç Hanım? Ne gerek var kardeşim, sen bizi putlarımızdan mı şaşırtmaya çalışıyorsun? Nuh dediler, peygamber demediler. Aynen. Nuh dediler, peygamber dediler. İşte gerçekten çok güzel bir tabir gerçekten de. Hazreti Nuh'a inanmadılar ve sonrasında Allah dedi ki Hazreti Nuh sen bir gemi inşa etmeye başladı dedi. Onu şimdi geliyor zaten. Şimdi Tonguç'um, Kur'an'da sıkça adı geçen peygamberlerden biri Hazreti Nuh aslında. Neden Kur'an'da sıkça adı geçiyor? Çünkü gerçekten de tevhide davet etmesi ve bunun sonucunda da değişik bir hikayesinin olması çok önemli bir yere sahip oluyor Hazreti Nuh açısından. Kur'an'da Hazreti Nuh'a diğer peygamberlere daha geniş yer veriliyor. Aynısı mesela Hazreti Musa'ya ne kadar geniş yer verildiyse, işte Hazreti İsa'ya ne kadar geniş yer verildiyse Hazreti Nuh'a da neredeyse o kadar geniş yer veriliyor. Kur'an'ın Tonguç Evlenmeyim 71. suresi. 71. suresi onun adını taşıyor. Yani Nuh suresi olarak geçiyor. İşte biliyorsun Tonguç Evlenmeyim farklı sureler var. Bakara suresi var, Nisa suresi var, Musa suresi var, Maide suresi var. Böyle bir sürü sure adı var ve bunlardan bir tane Yusuf suresi var mesela. Bu da bunlardan bir tanesi de Hazreti Nuh'un suresi, Nuh suresi 71. suremiz. Nuh suresi baştan sona onun Tonguç Evlenmeyim tevhid mücadelesini anlatıyor. Yani Allah'ın birliğini yayma mücadelesini anlatıyor ve Nuh Aleyhisselam aynı zamanda Ulul Azam dediğimiz peygamberlerden, yani birazcık daha Kur'an'da daha fazla adı geçen, birazcık daha diğerlerinden ayrışan peygamberlerden bir tanesi. Kur'an'da kavminin arasında Tonguç Evlenmeyim 950 sene. Bak bu çok enteresan bir şey. Hatta Kur'an'da şöyle bir tabir var. 1000 seneden 50 eksik şeklinde yaşadı diye geçiyor. Yani o da demek 950 sene yaşadığını geçiyor. Eskiden insanlar Tonguç'um, sen şu anda mesela kaç sene yaşayabiliyoruz insanlar olarak? İşte 70-80 sene, hatta 90-100 sene yaşasak oh be diyoruz.
ne güzel bayağı uzun yaşadık diyoruz. Ama işte dünyada insanları yaşama süresi içinde bulunduğu ortamlara göre, yaşam standartına göre, havanın kirliliğine, temizliğine göre değişebiliyor. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un da 950 sene yaşadığını Kur'an bize bildiriyor. Bu da önemli bir bilgi, değişik bir bilgi. Çünkü insanların eskiden daha da uzun, daha da büyük olduğu söyleniyor. Sonrasında insanların işte çevre şartlarıyla küçüldüğünü, beslenmenin etkisiyle küçüldüğünü, hatta zamanların ömürlerinin de kısaldığını biliyoruz. Bu da izafi olduğunu biliyoruz. Hazreti Nuh'un kişilik özelliklerine baktığımız zaman çok şükreden bir kuldu. Kul ne demek Tonguç'um? Yani kendini teslim etmiş demek. İşte Hazreti Nuh da Allah'a çok şükreden, Allah'ın bana verdikleri için çok şükür diyen bir kurdu. Hatta bunu İsra suresi 3. ayetten bak ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu şeklinde geçen bir ayette de söylüyor Allah Kur'an'da. Bir tane daha bakalım. Güçlüklere karşında sabır gösterirdi Hazreti Nuh. Bunda Hud suresi 49. ayetten bakabiliriz. Ey peygamber, işte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerine, yani bilinmeyen haberlerdendir. Kimsenin bilmediği haberlerdendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret. Çünkü iyi son günahtan sakınanlarıdır. İşte burada da sabretmeyi tavsiye ediyor Allah aslında. Bu da sabır gösterdiğinin delillerinden bir tanesi. Şu Hazreti Nuh'un hikayesine baktığımız zaman Tonguç'um çok değişik bir hikayesi var. Kavmi inanmıyor Tonguç'um. Kavmi inanmayınca Allah da diyor ki Hazreti Nuh'a bir gemi yap diyor. O da gemi yapması vahyedildi dediğim şey aslında bu. Hazreti Nuh'un da kendi öz mesleği aslında nedir Tonguç'um öğrenmem? Marangozluk. Marangozluk. Marangozluk da zaten gemiler eskiden neden yapılıyordu? Tahtadan yapılıyordu. Öyle demirden meriden gemi yapacak bir teknolojimiz yok. Teknoloji yoktu. O zaman mesleği marangozluk olduğu için bir gemi yapabilecek kapasitede zaten koskocaman bir gemi inşa ediyor Hazreti Nuh. Zaten ömrü de çok uzun olduğu için 950 sene Kur'an'da geçtiği için bu gemiyi inşa ederken de tabii çok uzun bir sürede hatta gelip dalga geçiyorlar. Sen niye bu gemiyi inşa ediyorsun? Ne gerek var? Saçmalama diyorlar. Dangozluk yapıyorlar. Aynen. Karanın ortasında gemi inşa ediyorsun diyorlar. Dalga geçiyorlar. Çünkü kavmi bir türlü inanmıyor. Allah'ın varlığına inanın. Bak Allah sizi uyarıyor. Boş verin. Başka putlara tapmayın diyor. Sürekli uyarıyor. Onlar diyor ki hayır istemiyoruz. Biz kendi istediğimizi tapacağız. Sana ne? Git başımızdan diyorlar. Ve o da gemi yapmaya başlıyor. Ve sonrasında da tufanın geleceğini yani büyük fırtınanın kopup da her tarafı su basacağını görünce Tonguç evladım benim ne yapıyor? Daha doğrusu ona vahyedilince her hayvandan birer çift alıyor ve iman eden insanları da gemisine alıyor Tonguç evladım benim. Hatta kendi soyundan da iman etmeyenler geminin dışında kalıp helak oluyorlar. O da başka bir şey tabii ki. Onun dışında iman edenler de aldıktan sonra geminin içine biniyorlar. Sonra bir anda tufan kopuyor. Bir anda fırtına kopuyor. O bütün o sel sularıyla beraber her tarafı su basıyor. Bir sürü insan helak oluyor gidiyor. Ama Hazreti Nuh ve yanındakiler işte hayvanlar ve iman eden insanlar kurtuluyor. Ve mükemmel bir şekilde tekrardan orada hayatın oluşmasını sağlıyorlar. Sel suları çekildikten sonra. İşte biz buna tufan hadisesi diyoruz Tonguç Ölen Bey. Bu tufan hadisesi gerçekleştiğinde diğer herkes helak oluyor. Tabii ki Tonguç hani Kur'an'da verilen bilgiler ışığında biz bunun sadece belli bir bölgede olduğunu da bilebiliriz veya tüm dünyada da olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani bilemeyiz burada. Burada şunu biliyoruz ki o bölgedeki Hazreti Nuh'a inanmayan insanların helak olduğunu ve Hazreti Nuh'un ve inanan insanların da kurtulduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu tüm dünya olabilir veya belli bir bölgede olabilir. Tabii buradaki bunu Allah bilir diyerekten geçiyoruz Tonguç Ölen'e. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Tamamdır hocam.